Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, şu anda Kemikli rampası inişine doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız abi hep Kemikli'nin çıkışını falan gösterdin, bir de inişini çek dedilerdi. Şöyle biz de bugün hava aydınlıkken şöyle güzel bir şekilde Kemikli'yi inerken sizlere bir iniş videosu yapalım. Bu arada arkadaşlar, dün akşam buralara gene gar yağmış. Bizim bir arkadaş geliyordu bu tarafa doğru, 60 idi bir canlı yayın. Kemikli Gere'de gar altında diye, gördüğünüz gibi kenarlarda garlar gene duruyor. Kaybolup gittiği yok yani. Bir yandan da ara ara fırtınalar bizi esir alıyor yani. Fırtınalar bizi esir alıyor. Şimdi yollar berbat oldu arkadaşlar bu tuzlamadan dolayı. Bu tuzlama işi asfaltı mahvediyor. Biz de şu anda Kemikli inişine geçtik arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Kemikli'yi inmeye başladık. Sizlere Kemikli inişi videosu. Hem hava aydınlık hem de gününüz böyle görün dedik. Yani Kemikli inişini de çekelim de çok da böyle... Nasıl bir şey bekliyordunuz onu bilmiyorum. Bir enerken bakacağız şimdi. Hava da güzel. Yolda da bir sıkıntı yok. Benim yüküm de aşırı o kadar da ağır değil. Hani 15-16 tonluk bir yükümüz var. Onunla buraya aşağı iniyoruz. Sallandık. 6.5'a çektik arabayı. Normalde 5 ile inebilirim buraya ama yüküm o kadar dedim ya ağır olmadığı için. Şöyle buradan aşağı. Bir kadem meratörleri çekiyoruz. Motorlar sesi herhalde size yavaş yavaş geliyordur. Arkadan taskiler geliyor. Yolun sağ tarafı arkadaşlar berbat. Bakır vukur buraya aşağı hiç gitme gibi bir durumum yok. Artı şöyle önümden bir tane tırcı arkadaş gidiyor. Arkasından çok fren yapmam gerekecek. Hiç gerek yok. Buradan aşağı ben şöyle sol şeride attım kendimi. Normalde kışın olsa arkadaşlar ya da burası birazcık ıslak olsa bu şekilde inme şansımız yok. Ama ben şöyle güzel güzel buraya aşağı iniyorum. Yani böyle bir iniş başka bir zaman olmaz. Yazın zaten böyle iniyoruz hep de. Aksici tayım geçti. Yani biz biraz seri iniyoruz arkadaşlar. Fazla değil. Rotörleri en fazla 2 kademe çekiyoruz arkadaşlar. 2 kademeyle. Normalde tempomata şeye bağlayıp otomatik rotörlere bağlayıp belli bir hızla da inebiliyorsunuz ama arkadaşlar otomatik rotörlere gerek yok. Ben iki diş çekip buradan aşağı yavaş yavaş iniyoruz yani. Böyle yavaş yavaş derken yine de bütün aklarımızı kullanıyoruz burada yani şu anda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm. Siz gerçi çok zamandır bana söylüyorsunuz ama ben biraz masraf edeceğim bu konuya. Sizlerin isteği üzerine. Şimdi hep aynı çekim yapa siz de haklısınız tabii ki. Aynı şeyleri görmekten, çekim tarzı hep aynı olmaktan. Biz şimdi bazı arkadaşlarımızdan sitem alıyoruz tabii ki. Elimizden geldiğince çekim yapmaya çalışıyoruz ama tabii dediğim gibi ben şimdi böyle birazcık masraf edeceğim arkadaşlar. Bir laptop, iki tane, üç tane de yani şöyle laptopa bağlantılı kamera alıp arabanın içine dizayn edeceğim arkadaşlar. Öyle düşündüm. Şimdi enişte bu işlerle fazla uğraşıyor. Diğer YouTuber kız kardeşim var benim. Tabii onlar profesyonel artık. Bizim gibi değiller. Ben profesyonel olamadım. Ben cahil cuvalak bir adamım. Bazı arkadaşlarımız da oradan doğru bize sallıyor, sallıyor, sallıyor gidiyor ya.
O yüzden ne yapalım? Birazcık azıcık böyle ustalaşalım diye uğraşıyorum ama yok kardeşim, nerede? Bizde bu potansiyel yok. Arkadaşlarımız öyle diyecekler. Ama tabii bir 3-4 milyar masraf edeceğim arkadaşlar sizler için. Hiç sıkıntı yok. Çekimlerimiz daha düzgün olsun, daha güzel olsun diye böyle bir işin içine gireceğim ben. Şimdi bugün biz kardeşime söyledim. Enişteye söyle, o daha iyi anlıyor o işlerden. Kamera mamera gibi böyle hani laptopla. Gerçi ben onları nasıl birleştireceğim, nasıl yapacağım, programlar nasıl olacak, bunları da pek bilmediğim için dediğim gibi bir boşlukta bunları halledip ayarlamalarını yaptırayım ben olmasa. Bakalım ayarlarını enişte yapar herhalde. Bu kafa çalışıyor. Bizim kafa o kadar çalışmıyor yani. Onu var diye bir yaptıralım bakalım. Bir görelim. Bir bakalım, bir deneyelim bakalım. Elimizden geldiğince yapmaya çalışalım bir şeyleri. Bakalım yapabileceğiz mi? İnşallah yapabilirsek hem sizlerin hem de benim için daha güzel videolar çekeceğiz. Hem sizlere daha güzel görüntüler izletmiş olabilirim belki. Biz hep telefonla yapmaya çalıştık bugüne kadar. Ama herhalde izlemelerden biraz ben kendimi rahatsız hissetmeye başladım. İzlemeleriniz az geliyor bana. Yapmayın şöyle. Beni mağdur ediyorsunuz. Çok fakir bir YouTuber'ım ben. Hani şey konusundan, izleme konusundan, öyle abonelik konusundan fakirlik var bende yani. Millete bakıyorum 300-500 bin. Bana bakayım daha 10 bin olamamışım. Yazık ya, yazık. Kendi kendime utandım ya. Utandım. En sonunda ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Alacağım. Mapchart alacağım kendime. Parasını da sizden alacağım. Parasını da sizden alacağım. Şimdi şey, bağış kampanyası başlatayım şuraya hemen. Tabii bu işin esprisi arkadaşlar. Dediğim gibi düzgün çekimler yapabilmek için bakayım. Öyle hani ne gibi şeyler bize kullanışlı gelir, nasıl aletler kullanabiliriz? Laptopla beraber birazcık bir 3-4 milyar 5 milyar masraf edelim bakalım çekimlere. Uğraşırız yani boş zamanlarımızda bunları montajlamaya uğraşırız. Öğrenirük yani en azından. Tabii sizlerin de fikrini alayım. Yapayım öyle bir şey. Yapmayayım mı? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Evet arkadaşlar, kemikli rampasına indik. Gördüğünüz, ben biraz seri indim oraya. Normalde öyle inilmez ama ben öyle indim. Ben biraz şeyim ya hani. Şoför olmayan şoförlerdenim ya, onu var diye böyle öyle indim yani. Yüküm hafif olduğu için, yolda kuru olduğu için, düzgün olduğu için, boş olduğu için iyi bir şekilde oradan aşağı indik. Şu anda İsmet Paşa'ya doğru geliyoruz arkadaşlar. İsmet Paşa'yı geçeceğiz burada. Yani bu bölgenin en tehlikeli yerlerinin bir tanesi Kemikli Rampası, bir tanesi de İsmet Paşa arkadaşlar. Kargış olduğu zaman buralar tehlike saçıyor yani. Buzlanma, garlanma aşırı olduğu için buralarda. Bir de güneş pek almadığı için buralar erken buzlanıyor. Kemençemin telinden, günlerin dilinden, türkünlerin dilinden. Kemençemin telinden, türkünlerin dilinden, türkünlerin dilinden. Evet, İsmet Paşa'ya dönüyoruz arkadaşlar şu anda. Bakın İsmet Paşa'ya da duvar dibi derler bir de. Hem duvar dibi derler hem de İsmet Paşa. Burası arkadaşlar geçidi. Buradan geçiyoruz, görüyorsunuz. Haydi bakalım, yol mükemmel. Yolda bir sıkıntı yok. Düzgün şekilde gidiyoruz. Bir
Birisi lastiği bumlatmış koymuş yolun kıyısına. Birisi lastiği bumlatmış yolun kıyısına koymuş oraya. Adam çakarları yakmış geliyor. Burada ne çakarı yakıyorsun acaba ya? İsmet Paşa'da niye çakar yakarsın sen? Huyt! Evet arkadaşlar, yük hafif olunca burayı böyle 6.5'la sıyırma şansım oluyor yani. Yolda temiz olunca, böyle boşta olunca 6 ile buraya vurduk. Bak buraya kadar geldik. Hemen 1.5 yapıyoruz. Yarım vites. Hop! Allah'ın izniyle sıyırmaya çalışacağız buraya 6.5'la. 6.5'la burayı sıyırmaya çalışacağız. Evet, aynen gördüğünüz gibi 6.5 bulan rahat gene burayı sıyırdık, çıktık. Buranın en tehlikeli yeri burası arkadaşlar. Şuraya geldiğin zaman burada burası acayip buzlanma yapıyor. Burada bir de gizli buzlanma oluyor. İnce tabaka bir, yani asfaltla bir gizli buzlanma olduğunu da anlayamıyorsun. Ben bir kere dorseyi burada kaydırdım. Arkamdan gelen arabanın canı çıktı korkudan. Burası bir de sert bir viraj arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şimdi virajı dönüyordum burada, hem de 5'le iniyordum burayı o zaman. 5'e çektim de arabayı yukarıda. Hatta 5.5 da olabilir çünkü şüphelendiydim o zaman. Şurada bu virajı dönerken arkadaşlar hafif frene dokundum. Dorsa baktım arkamda ters dönmüş, bariyerlerden doğru geliyor. Arkamdan bir tane tır geliyor. Adam yaktı selektörleri, yaktı selektörleri. Korna bir yandan, selektör bir yandan, arkamdan. Göreyim ben kardeşim bunu. Arabayı toplayana kadar al başımdan gitti. Frene bastım, baktım dorse yanıma gelince hemen freni bıraktım, gaza yumuldum az bir şey. Böyle bir sağa bir sol dorse arkadan topladı. Yani tam bu viraja girmeden dorseyi kaydırdığımız yerle buranın arasında biraz olduğu için baktım dorse kayınca da hemen freni bırak, zaten frene az bir şey dokunduydum. Hemen freni bıraktım gaza dokundum ki araba kendini bir toparlasın. Ki nitekim de öyle oldu. Araba kendini toparladı. Altınki viraja inmeden yani. Güzel oldu. Yoksa bizi kaldırıp atacaktı buradan aşağı. O yüzden burası arkadaşlar çok tehlikeli bir güzergah. Gizli buzlanma var. Yani buz olduğunu anlayamıyorsun bazen. O yüzden buraya dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Tabi ondan sonra dikkatli oluyoruz ama o zaman da dikkatliydik. Ben şüpheleniyorum çünkü buradan yani ki o zamanlar arkadaşlar böyle hani gar erimiş bitmiş bir durumdaydı. Buralar tabi eksiye düştüğü için, böyle güneşte almadığı için buzlanma inceden tabaka oluyor yani. Evet, İsmet Paşa'yı da geçtik arkadaşlar. Şimdi böyle Çerkeş tarafına doğru inceden inceden yollanıp yuvarlanıp gidiyoruz. Arkadaşlar bu tır kamyon gibi değil. Tırın gıçı ayrı, başı ayrı oynuyor. O yüzden şimdi frenleme sistemi de denk olması lazım biraz. Ön biraz fazla tutup arka tutmayınca, arka biraz fazla tutup ön tutmayınca oradan da dengesizlikler olabiliyor. Frenlemede mesela bir ara benim bu dorsenin fren bar ayarları falan biraz yükseltilmiş idi ilk aldığım zaman. O frene basıyorum, az bir şey frene dokunuyorum, kelle önden sanki çıkacak gibi dorse arkada kalacak gibi duruyor. Yani böyle frene bastığım zaman dorse asılıyor, kelle gidiyor. O şekildeydi arkadaş, bir öyle iki öyle. Dedim bunda bir sıkıntı var, bunu götürelim de bir baktıralım.
bir önceki dorsemde öyle bir sıkıntı yaşamıyordum. Sonra götürdüm, bilgisayara bağlattım. Bir baktık ki bar ayarları falan yüksek. Bar ayarlarını, fabrika ayarlarına geri döndürttüm bir daha. Güzelce gene ayarlattım. Diskleri, miskleri komple değiştirdim de zaten. Onlarla beraber düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde geldi tabii ki. O yüzden frenleme sistemi önemli. Hele de kışın çok önemli arkadaşlar. Kemençemin telinden, türküllerin dilinden, türküllerin dilinden. Oo, kara tren gidiyor be, kara tren gidiyor. Vagon vagon direnler, vagon vagon direnler. Hay mübarek ya, hay mübarek ya. Trenin bir ucu ta nerede, bir arkası daha burada. Akşamüstü de böyle güneş hafiften loş gene vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani Cenab-ı Allah'ın güzellikleri bunlar.
Allah'ımıza şükür olsun ki bizi böyle güzel memleketlerde, güzel bir ülkede yaşatıyor. Ama tabii biz memleketimizin, ülkemizin, vatanımızın kıymetini pek de bilen insanlar da değiliz yani. Çok şükür olsun. Ne kadar durumlar kötü olursa olsun, vatanımıza, bayrağımıza, ülkemize sahip çıkmak gerekiyor yani. Yoksa bu güzel ülkeyi çok arayanlar var da bulamayanlar var. Ya arkadaşlar, bu sınırı mırırı kapattılar diyordular. Bu İran plakalı arabalar nereden geliyor? Bunlar niye giriyorlar buraya? Bize mi kapattılar bu tarafa gitmesin diye? Onlar da geliyorlar. Onlar da geliyorlar bu tarafa. Bunlar da gelmesinler. Bir günde 4 mevsimi yaşayabiliyorsun arkadaşlar bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda. Evet arkadaşlar, Çerkeş'e gelmiş bulunmaktayız. Aha, buraya doğru gidiyoruz şimdi. Buraya doğru büyük, burası Aytaç'ın fabrikası arkadaşlar. Kocaman bir fabrika var burada yani. Çerkeş gibi bir yerde, şöyle hani yerleşim alanının olmadığı bir yerde, iyi bir yer, iyi bir iş alanı, güzel bir iş alanı kurulmuş yani. Tren gelmiş ha, oraya park etmiş ya. Tren gelmiş ha, oraya park etmiş. Yollar dizi dizi bizi olsun. Şimdi şöyle Hacı Hamza'ya kadar kendimi bir atsam, burada duracağım. Arabayı şöyle bayağı zamandır yıkatmadım. Güzelce nekkene bir yıkadayım. Aslında günüz girebilseydim buraya hava kararmadan çok süper olacaktı. 10 numara 5 yıldız iş olacaktı ama şu saatlerde girebileydim gene güzel olacaktı ama olmadı. Yapacak diye bir şey yok, ne yapalım. Gece biraz yalapşap permaşap böyle yıkıyorlar biliyor musun? Şaldır şuldur, haldır oldur. Günüz gözüm gördüğü yeri bir daha yıkatıyorum bunlara. Şimdi dediğim gibi bayağı zamandır arabayı yıkatmadım. Burada yer de bulunmuyor gerçi de. Gideyim bakayım erken şimdi. Belki yer olur. Yer olursa da ben girerim buraya. Hemence haşır uşur arabayı yıkatır. Geçi geçi verir giderim oradan doğru. Polis amcam duruyor orada yolun kıyısında. Hadi la. Maket maket. Maket o maket.
Buraya doğru hız sınırı 70 arkadaşlar. 70 ile geçebiliyorsun buralarda. Mobeseler, Edeseler, Udeseler, Hedeseler, Medeseler hepsi var burada. Anı var diye yavaş yavaş buraya doğru gidelim. Şimdi 45 dakika dinlendirme molamız vardı. O olmasaydı mesela biz şu anda bayağı bir yol gitmiş olacaktık. Rusyalarda olabilirdik mesela. Tabii o 45 dakikayı ben bir saat yaptım burada. Şimdi gideceğiz. Şeyde de veririm bir mola. Dediğim gibi arabayı yıkadırıp bundan sonra durmak yok. Yola devam diye giderim. Diye giderim. Diye giderim. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal. Oy. Evet arkadaşlar, Çerkeş'ten hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı istirahatler dileyelim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın.